Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Hepinizin bildiği gibi Webtekno ekibi olarak Mart sonuna kadar evden çalışmaya karar verdik. Bu videomuzda da ben sizleri kendi evimde misafir edeceğim arkadaşlar. Her şeyden önce evime hoş geldiniz diyorum. Konumuzu da açıklıyorum arkadaşlar. Bu koronavirüsü testi Türkiye'de nasıl yapılır? Aşı paralı mı? Veya ülkemizde bu süreçler nasıl işliyor? Bunları paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu çekimi şu anda evde yapıyorum. Hani ışıkta, kadrajda, seste ufak tefek sıkıntılar olursa affola diyorum. Çünkü evde sınırlı ekipmanla bu çekimi yapıyoruz. Sürçülisan edersek affola diyelim ve videomuza geçelim. Covid-19 adı verilen virüs dünya üzerinde bayağı genç, yani belirtileri henüz üzerinde tartışılıyor. Fakat dünya bilim insanları ve doktorlar 3 başlıkta birleşiyorlar. Bunlar yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes daralması. Şimdi arkadaşlar belirtileri saydık. Virüsün insan vücudunda olup olmadığını anlayan testlere PCR testi deniyor. Bunun açılımı da polimeraz zincir reaksiyon demek. Olayı da şu arkadaşlar, virüslerin genetik parmak izlerini ortaya çıkarıyor. Ayrıca bu test sayesinde hücre içerisinde istenen bölgenin yapay olarak çoğaltılması yapılabiliyor. Bu yukarıda saydığım belirtileri gösteren kişi hastaneye gidiyor. Ve hastanede ilk olarak burnundan ve ağzından tükürük veya burundaki o sıvı maddeden alıntılar yapılıyor. Alınan bu örnekler virüsün canlı kalabileceği, hatta beslenebileceği böyle tüplerin içerisine yerleştirilerek testin yapılacağı merkeze gönderiliyor. Laboratuvarda ise örnekte aranan ilk şey RNA. RNA da şu demek arkadaşlar: ribonükleik asit. İşlevi de hücre içerisindeki birçok biyolojik faaliyeti düzenlemek. İşte bu laboratuvarımıza gelen örneğin içerisinde bulunan RNA yapısı hali hazırda bilinen Covid-19'un RNA yapısıyla karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırma sonucunda ise testin pozitif veya negatif olduğu sonucu elde ediliyor. Sonucu pozitif çıkan kişiler destekleme amacıyla tedaviye alınıyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu bir virütik durum olduğu için maalesef antibiyotikler bir işe yaramıyor. Ve dünyada bunun tedavi yöntemi nerede olursa olsun şu anda deneysel olarak uygulanıyor. Şimdi ülkemiz özelinde şöyle bir durum var. Diyelim işte Covid-19 testini yaptırdı kişi ve test sonucu pozitif çıktı. Buna ek olarak kendisi de ağır hasta durumda. Bu sefer de yine deneysel olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan belirli ilaç kombineleri var. Bu ilaç kombineleri yine destekleyici tedavi olarak ağır durumda olan kişiye de uygulanıyor. Maalesef arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi henüz bir antiviral ilaç bulunmadığı gibi bu korona Covid-19 adı verilen virüse karşılıkta bir aşı üretilebilmiş durumda değil. O yüzden kaynakların hepsi bu tarz tedavi yöntemlerini deneysel olarak tanımlıyor. Biliyorum bunu çok söyledim ama bu kısım önemli. Burada bir ayrıntıdan daha bahsetmem lazım arkadaşlar. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişiler durumu ağır olsa da olmasa da izole ortamda tedavi alınıyor. Yani bu izolasyon veya karantina adını verdiğimiz bu süreçler sadece ağır hastalar için değil, Covid-19 pozitif çıkan herkes için. Şimdi arkadaşlar, bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azat'ın vermiş olduğu bilgilere göre ülkemizde bu testler ücretsiz. Hatta test kitlerini biz kendimizde üretebiliyoruz. Bizde Covid-19 durumu pozitif çıkana kadar biz bu test kitlerinin yurt dışına ihracatını yapıyorduk. Maalesef ülkemizde de Covid-19 görüldüğü için bu test kitlerinin ihracatı da durduruldu. Yani biz kendi test kitimizi ürettiğimiz için bu testler ücretsiz olarak yapılıyor. Şimdi arkadaşlar, korona tedavi merkezleriyle Covid-19 test yapılabilen laboratuvarlar birbirine aynı şey değiller. Normalde ülkemizde şu an 25'e yakın hastane, yani bu videonun çekildiği tarih itibariyle Covid-19 şüphelilerine veya Covid-19 virüsünü taşıyan insanları tedavi etmek için hazır durumda bekliyor. Bunun haricinde videonun çekildiği tarih itibariyle şu an bildiğimiz 6 adet laboratuvar var. Yani siz herhangi bir özel hastaneye de gidebilirsiniz, devlet hastanesine de gidebilirsiniz eğer kendinizde riskli bir durum görüyorsanız. Bunların hepsi sizden örnek alabiliyor. Fakat örnekler bu 6 test merkezine dağılıyor. Bu merkezlere de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İl Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları adı veriliyor. Şimdi gelelim biraz da prosedürden bahsedelim. Bu prosedür nasıl işliyor? Belirtiyi taşıyan kişi ilk olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarına gidiyor. Bu kuruluşlar ilk organizasyonu, ilk planlamayı yapacak olan birinci basamak sağlık kuruluşları. Siz oraya gidiyorsunuz, sizden örnek alınıyor ve eğer şüpheler sizde şiddetliyse sanki Covid-19 taşıyormuşsunuz gibi bir muamele görüyorsunuz. Yani karantina altına alınıyorsunuz.
Test sonucunuz ilgili merkeze gidiyor. Eğer pozitif çıkarsa yeni bir süreç başlıyor. Negatif çıkarsa da çok şükür deyip evinize doğru devam ediyorsun. Tabii birincil basamaklarla ilgili bir ayrıntı daha var. Diyelim yüksek ateşi olan, öksürük ve nefes daralması yaşayan kişi gerçekten bu belirtileri şiddetli bir şekilde yaşıyorsa, bu durum birincil sağlık kuruluşları tarafından tespit edilirse, bu kişinin kontak kurduğu herkes tek tek il sağlık müdürlüğü ve ilgili makamlara bildiriliyor. Ki onlar da bir an önce gelsin. Tüm bu belirtileri taşıyan kişinin COVID-19 şüphesi pozitif çıkarsa, o zaman ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına aktarım süreci başlıyor. İşte bu sağlık kuruluşları COVID-19'un tedavisi için özel olarak organize edilmiş izole merkezlere, işte karantina merkezlerine sahip olan sağlık kuruluşları. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları. Şimdi arkadaşlar, artık bu videonun çekildiği tarih itibariyle ülkemizde COVID-19 testlerinin nasıl yürütüldüğüne dair prosedür bu şekilde. Fakat inanıyoruz ki tüm dünya bilimin ve teknolojinin ışığında bir COVID-19 belasını başından savacak. Devir birlik zamanı arkadaşlar, özellikle yaşça büyük olan nüfusu korumak biz yaşça daha genç olan insanlara düşüyor. Sizlerden ricamız, çok gerekmedikçe sokağa çıkmamanız, çevrenizdeki bütün insanlarla aranıza bir sosyal mesafelendirme prosedürü uygulamanız. Bugünler geçecek ve biz tekrar normal hayatımıza geri döneceğiz. Fakat bugünlerde önemli olan şey birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci dayanışmayla atlatabilmek diyorum ve videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarız daha sağlıklı günlerde biz de stüdyomuza kavuşmuş bir şekilde yeni videolarla tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu çekimi evde yaptım. Hani ışıkta, seste, görüntüde bir kayma vesaire olduysa affola diyorum. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.